Evet değerli Köy TV izleyicileri, canlı yayın sektör analizle karşınızdayız. Tabii biz uzun zamandır sektör analizi yapmadık. Biz de özledik sektör analizi işin hakikati. Farklı formatta programları yaptık. Dolayısıyla sektör analizi biz de özlemiş olduk. Bu akşam özellikle zeytin sektörü, zeytinyağı sektörü bizi mutlaka takip etmesi lazım. Niye bizi takip etmesi lazım? Gerçekten sektörde zeytin ve zeytinyağı denilecek hale gelen hocalarımızdan bir tanesi, çok kıymetli hocamız, Doktor Mücahit Kıvrak hocam. Balıkesir Edremit Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi. Mücahit hocamla beraber özellikle çiçeklenme sonrası zeytinde yapılması gerekenler, çiçeklenme nasıl geçti, yaşanan problemler var mı, sıkıntılara var mı, burada sonra ne olacak? Onun haricinde özellikle Tarım Bakanlığı'nın bir dijital projesi var, onu konuşacağız. Bir de zeytin güvesi var, onunla ilgili mücadele var, onları konuşacağız. Bir de çok sık hava değişimi oldu biliyorsunuz. Bunların etkileri neler? Detaylı bir şekilde konuşacağız. Mücahit Hocam öncelikle yayına hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hepimiz hayırlı olsun. Sağ olun. Hocam tabii zeytin ve zeytinyağı çok kıymetli bir ürün. Özellikle zeytin bizim inancımız gereği de kutsal bir ürün. Tabii biz hatta bugün yayından önce bu akşam zeytinyağı ile ilgili yayın olacağını biliyorduk ama konu açıldı. Özellikle zeytinyağı sektörünün, zeytin sektörünün hak ettiği noktada olmadığını, Türkiye'de bir gerçekten tarım enstitüsü olarak görülmediği noktasında bir dostluğumuz serzeniş oldu. Onu da buradan dile getireyim. Aslında şöyle, Türkiye'deki 10 üründen bir tanesiyiz biz. Evet. Hani ürün bazında ve bazen 5'e kadar, 3'e kadar çıktığımız oluyor. Yani Türkiye'deki ilk 3 önemli ürün. Orada şöyle, biz hak ettiğimiz kadar sesimizi yükseltemiyoruz. Öyle bir şey olabilir. Evet. Yani, bu anlamda böyle bir serzeniş olabilir. Evet. Çünkü zeytin ve zeytinyağı bizim için önemli. Hocam isterseniz evet. Şey yapalım, konumuza geçelim. Çiçeklenme nasıl geçti? Siz sahadasınız. Söz sizde hocam. Evet. Yaklaşık 3 haftadır çiçeklenme ülkemizde güneyden kuzeye doğru devam ediyor. Hatta halen daha bizim Edremit bölgesinin de yüksek kesimlerinde daha ben bugün tomurcuk gördüm. Yani aşağı kesimlerde tutmasına rağmen yukarıdaki bazı ağaçlarda halen daha tomurcuk var. Hava sıcaklıkları bu sene epidemi yaptı. Yani hepimiz bundan çok muzdaribiz. Birden 40'lı dereceleri gördük. Neredeyse Temmuz Ağustos sıcaklıklarını gördük. Sonra tekrar yeniden soğudu. İşte bu dalgalanma esnasında bazı ağaçlarımızda yanma gerçekleşti. Ama şöyle baktığımızda havzalara göre ayırdığımızda Ege'nin kuzeyi İzmir'den yukarısında çok ciddi bir hasar bırakmadı. Biz biraz daha şanslıydık güneye göre ama güneyde ciddi hasar bıraktığı bahçeler söz konusu. Bazı bahçelerde %100'lere kadar, bazı bahçelerde de %30'lara kadar zarar yaptığını arkadaşlarımızdan telefon vasıtasıyla aldık. Umarım hani bundan sonraki süreçte, yani çiçeklenmenin sonrasındaki süreçte ani hava değişiklikleri yaşamayız. Bunlardan en büyük korkum benim doludur bu süreçte. Çünkü bu tam mevsim geçişinde dolu yağışı olmazsa ve ani sıcaklık yükselmeleri ve uzun süren kuraklık olmazsa biz bu meyve yüküyle sezona girersek özellikle üreticilerimiz çok keyif alacaklardır diye düşünüyorum. Tabii burada şöyle bir şey, devletimiz bu noktada desteklemelerini bu zarar gören üreticilerimize vermeli. Hemen aklımıza ilk gelen şöyle bir durum söz konusu. Kredi borçları erteleniyor. Bizim şöyle bir sorunumuz var, çiftçimizin kredi borcunun ertelenmesi çiftçimizin yarasına merhem olmaz. Çiftçimiz bu sene ne yiyecek, ne içecek? Yani burada bir sigorta primi, bir garanti prim bir şey yapılmalı ki bu tipte %100 zeytinini kaybeden üreticimizin bir borcu ertelenmeli, iki cebine karşılıksız harçlık girmeli ki bu adam geçimini devam ettirsin. Çünkü bu adam yemek yiyecek. Bir sene biz bu ağacın gözüne bakıyoruz. Peki kayıp fazla mı hocam? Sizin tespitleriniz ne durumda? Kuzeyde çok fazla değil. Ya bu aslında şu an bu durumda konuşacağımız, konuşursak hata yaparız. Onu size baştan söyleyeyim. Yani evet. Ama aldığımız raporlarda işte güneyde, işte belli kısımlarda Akdeniz'in çanağında, Antalya havzasında
Adana bölgesinde ciddi bir zarar olduğu. Tabii önümüzdeki birkaç gün veya bir hafta daha geçtikten sonra taneler kendini daha çok gösterecek. O zaman esas yanmanın nedenlerine bakacağız. Mesela biz üreticimizin bir tanesiyle araziye girdik. Benim bahçem de yandı dedi. Birlikte araziye girdik. Tamam abi girelim bir bakalım ben bir iki fotoğraf çekeyim. Yanmış zeytin çiçeği de fotoğrafı da lazım oluyor diye. Yananlar yok. Yani bizim mesela burada öyle bir tespitimiz var. Ama şu var, pamuklu bit yağmur yağmadığı için ciddi hasar yapmış bizim bölgemizde. Muhtemelen güneyde de aynı şekildedir. Havanın sıcak gitmesi, havanın nemli gitmesi, özellikle ilkbaharın yağışsız geçmesi bu esnada pamuklu bite, pamucağa karşı üreticilerimizin yapamadığı, mücadele edemediğini gördük veya tam etkin istenilen seviyelerde mücadele yapamadığını gördük. Bu da bizim açımızdan bir olumsuz taraf doğurdu. Yanan ağaçların böyle dallara baktığımızda genelde pamucağın lekeleri vardı. Halkalı leke özellikle mücadele edilen alanlarda neredeyse böyle durma noktasındaydı. Hani bu da çok bizim açımızdan önemli. Çünkü her halkalı leke hastalığı, yaprağı bir fabrika diye düşünürseniz halkalı lekenin olduğu yerler üretim yapamıyor. Üretim yapamazsa yaprak meyveyi ve sürgünü besleyemez. Bu anlamda siz tabandan sulama yapsanız, meyveye, bitkiye gübre verseniz yaprak özümseyemezse verdiğimiz gübrede, verdiğimiz suda boşa gidecek. Bu yüzden de mutlak surette bakırlı preparatları ihmal etmemeliler. Bu iklim koşulları yani yazın da yine aynı şekilde kötü geçerse, tekrar bunu konuşacağız zaten, yaz aylarında bol bol bunu konuşacağız. Eylül-Ekim aylarında belki hasat öncesinde bir sıvı bakır atılabilir, sofralık yapmayacak arkadaşlar. Evet. Havanın durumuna göre yani bunu ona göre konuşmamız gerekiyor. Peki hocam halkalı leke konusunu açmışken şunu da sorayım. Tabii biz bu çiçekleme döneminden önce yaşandı bu ama şimdi ben de birkaç zeytinle ilgili zeytin bahçelerinde çekimlerimiz oldu. Özellikle Antep bölgesinde, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ciddi manada sıkıntı açmış. Onu oradaki mühendis arkadaşlar gördü. Sonuçta ben ziraat mühendisi değilim. Bu bölgede, sizin bölgede bu sıkıntılar nasıl etkiledi sektörü? Bizim bölgemizde de yine aynı şekilde verimlerde. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Biz geçen sene zaten yok yılıydık. Biz var yılına giriyoruz. Eğer bu yaşadığımız sıcaklık olmasaydı çok daha fazlasını görecektik. Kış güzel geçseydi daha fazlasını görecektik. Biz ürün gördüğümüzde şu an şükrediyoruz. Hani çok korktuk mesela o sıcaklıklarda. Herkes çok korktu. Ama sıcaklık geçti. Arkasından yağmur ve serin hava gayet de güzel şu an. Özellikle Kuzey Ege için konuşuyorum. Yani İzmir, Manisa ve Balıkesir illerini kapsayan bölgede zeytin çiçeklerinin daha etkilenmesi, sıcaktan etkilenmesi çok daha az. Mevzi olarak bazı yerlerde gördük. Mesela ağaçlarda şeyler olmuş. Çok böyle lokal yerlerde. Ama hakim anlamda mesela biz iki gündür Edremit Havra'nın hep böyle zeytinliklerini dolaştık arkadaşlarla. Dolaştığımız yerlerde şu soru, halkalı lekeden kaynaklı iki senedir halkalı lekeyle mücadele etmeyen bahçenin ürün tutumu daha az. Burada üreticilerimiz direkt olarak bir halkalı lekeyle mücadele edecekler, iki bitki besleme argümanlarını kullanacaklar. İşte mesela bugün bir üreticimiz şey diyor, ben sadece diyor hayvan gübresi attım, başka bir şey atmadım. Şimdi hayvan gübresini tek başına atmak her şeyi yapmış olmak demek değildir. Hayvan gübresi de atacağız. Yetmediği yerde takviye gübre de atacağız. Bu organik, inorganik ne olursa. Üzerinde eğer biz görüyorsak, pamuklu bit görüyorsak, halkalı leke görüyorsak bununla da mücadele etmek durumundayız. Üreticilerimizden mesela benim bugün daha çok şu dikkatimi çekti Cemil Bey. Ben mesela bir bahçenin bir tanesinde dut ağacı gördüm. Evet. Duttan yemeye başladım. Üreticimiz dut yemiyor. Abi gelsene dedim. Yani gelmiyor. Şöyle üreticilerimizin bir kısmının hayata bakış açısı biraz sıkıntılı. Bir mutluluğa ihtiyacımız var. Morale ihtiyacımız var aslında. Belki de bu yaşadığımız, bütün dünyanın yaşadığı karamsar bir tablonun da etkisi olabilir ama şu görüntü önümüzdeki sene zeytincilik açısından özellikle Ege'de güzel bir yıl geçireceğimizi şimdiden görüyoruz.
Peki hocam, çiçekleme geçti şu anda. Bundan sonra yapılması gerekenler neler? Şimdi bu bölgelere göre değişir. Eğer yağmur bittiyse kireç gövdelere ağacın dallarının başladığı noktada aşağıya doğru kireç yapmak ağacımızı serin tutar, bu birincisi. İkincisi, yukarıya karıncayla taşınan bitler var. Bunların karıncayla ilişkisini kesmiş oluruz. Böylelikle ağacımız hem serin olur hem de zararlılara karşı korumuş oluruz. Öncelikli olarak ağaçları gövde yapabilirlerse, badana yapabilirlerse bu çok iyi. Yaptıkları badananın kalitesine göre, kullandıkları kirecin kalitesine göre 2 sene badanalar veya 3 sene badanalar kendini götürüyor. Bu badanalama işi özellikle bu yılki gibi kurak yıllarda çok daha etkili. Kaolin kili, bundan sonra yağmur eğer bittiyse kaolin kili de kullanabilirler. Ama gübreleme esas bakmamız gereken. Ben Ocak Şubat ayında ne kadar gübre attım, bu dallar, bu ağaç, bu meyve, bu attığım gübreyle bunu besleyebilir mi? Eğer besler diye düşünüyorsak o zaman yapmamız gereken çok fazla bir şey yok bitki besleme açısından. Ama ben takviye vermekten yanayım. Çünkü ağacın yüküne hafif bir gübreleme yaparak önümüzdeki Eylül ayında açacak olan yeni sürgünlerin bir müddet daha uzamasını sağlarız. Böylece ertesi sene ürünü arttırma hedefine varırız. Bu şekilde yaparlarsa eğer kısmi bir yaprak gübresi, damla sulamaları varsa sulayabilirler. Ama kuru tarım yapıyorlarsa o üreticilerimizin yapabilecekleri sadece toprakta suyu tutma. Yabancı ot mücadelesi biz yanlış yapıyoruz yetincilikte. Sürerek biz mücadele yapıyoruz. Sürerek hata yapıyoruz. Toprağın tabını bozuyoruz. Özellikle Ege'nin kuzeyi, Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in tamamında, Güneydoğu hariç, bizim kuru tarım anlamında toprak sürmeyle uzaktan yakından alakamız olmamalı. Yabancı otları biçerek ve olduğu yerde malçlayarak hem yabancı otun parçalanmasından organik madde sağlıyoruz hem de toprağın üzerinde bir katman oluştururuz. Topraktaki buharlaşmayı daha aza indiriyoruz. Bu şekilde yapmalarını öneriyorum. Hocam burada bir araya gireyim mi? Bu konu çok önemli. Şimdi biz bunu birçok bölgede gördük. Birçok bölgede de dediğim gibi ziraat mühendisi arkadaşlarla, hocalarımızla tartıştık. Şimdi şöyle bir algı var hocam. Özellikle zeytin de sürmeden olmaz. Şimdi birçok bölgede şunu gördük. Siz de abi işin içindesiniz. Özellikle derin sürümlerde bu kılcal kökleri var. Kılcal kökleri zeytin bahçelerinde öldürdükleri için aslında hem hastalıklara davetiye çıkarıyorlar hem de ağaç beslenemiyor diye düşünüyorum. Bunu hocam, bu sürme işini bir detaylandırmanızı rica ediyorum. Şimdi bu sürümle 14 senedir okulun bahçesinde sürüm yapmıyoruz. Aşağı yukarı kendi zeytinliğimde 5. sene bu sene sürüm yapmıyoruz. İkisini de görebilirler üreticilerimiz. Yani burada şunu unutmamalılar. Toprağın altında bir hareketlenme var. Bu hareketlenmede kılcal kökler birbirleriyle bir müddet sonra temas ediyor. Ormanda veya işte bizim gibi bahçelerde zeytinler, ağaçlar, kökler kendileri birbirleriyle konuşuyorlar. Birbirleriyle alışverişleri var. Biz şöyle zannediyoruz ya, yabancı otlar çok vahşi, böyle pirina gibi, timsah gibi sürekli saldırıyorlar. Evet, belli bir yerde ama öyle, bu şey için, yani domates, pamuk, ondan sonra diğer bitkiler için bu geçerliyken zeytinin fidandan sonraki hali için bu geçerli değil. Zeytinle yabancı otları bir arada tutabilirsek eğer ortamda organik madde miktarını yükseltiyoruz. Oraya bakın, yabancı otla beslenenler gelecek. Onlar geldikleri zaman beraberinde bakteri ve fungusu getirecek. Bunlar parçalanmayı arttıracak. Bitki parçalanmış ürünü alıyor zaten bünyesine. Ben gübre attığım zaman da parçalanmış alıyorum. Hayvan gübresiyle yabancı otun, bıraktığım yabancı otun teknik anlamda ikisi aynı şey. Birisi hayvanın yediği ve %40, %50'sini aldığı, geri kalanı posası, %50 posa bırakıyor. Diğerinde ben yabancı otun kendisini bırakıyorum. İkisi de aslında baktığınızda toprak için aynı şey. Çürümeye başlıyor. Çürüdükçe kökler burada daha rahat yayılmaya başlıyor. Biz kök yüzey alanlarını genişletmemiz gerekiyor.
kökler ne kadar çok rahat ederse, kökler ne kadar çok yayılırlarsa bitki besleme alanı büyür. Sulu alma alanı büyür. Bu anlamda bir de şunu unutmamak gerekiyor. Biz bunu ispatlayamıyoruz yer altında olduğu için. Bence zeytinin köküyle, yani bahçeye giren ilk köküyle son kökü kendi içlerinde konuşuyor ve transferleri var. Abi bende azot eksik, oradan biraz gönderir misin diye mutlaka konuşuyorlar. Konuşmasalar zaten doğa bu kadar dengeli olmaz. Bakın ormanların içerisinde hiçbir ağaç başka bir ağacın gölgesinde büyümüyor. Mutlaka kendine yer açıyor. Aynı şey doğanın içinde de var. Siz zeytin bahçelerinde sürümü kaldırdığınız zaman toprak daha çok havalanacak. Neden? Çünkü yabancı otlar öldüğü zaman kılcal kökleriyle beraber orada kalıyorlar. Ve biz bunu görmüyoruz. Şu şekilde diklemeye hava almış oluyor. Bildiğimiz dikine dikine su sütunları oluşturmuş oluyoruz. Ama biz bunları gözümüzde görmüyoruz. Su daha hızlı aşağıya enjekte ediliyor. İçeriye çok daha rahat giriyor. Bunu üreticimiz şöyle yapabilir. 5 sırası vardır. 1 sırasını sürmesin. Sadece biçme yapsın. Bu farkı hissedecektir zaten. Ki bizim diğer işte örnek olarak hep gösterir İtalya ve İspanya örneklerinde de yine orada da adamlar sürmüyorlar, herbis kullanıyorlar veya işte bu şekilde malçlama kullanıyorlar. Bakın biz şunu bıraktık, biz köylülüğü bıraktık. Mesela biz artık koyun yetiştirmiyoruz. Zeytinliklerimizin altında çok rahatlıkla salma olmayacak ama. Sabit ve kontrollü bir şekilde koyun yetiştirebiliriz veya oradaki otu alıp götürüp gidip ağalında verebiliriz. Ülkemizin et ihtiyacı var. Biz bu et ihtiyacını başka bir ülkenin çiftçisi karşıladığı için onun cebine para koyuyoruz. Ben kendi ülkemdeki çiftçinin cebine para koymak istiyorum. Bunun da en kolay yollarından bir tanesi budur. Hayvancı bir arkadaşım gelsin, zeytincilerimizin otlarını alsın götürsün. Yani bu çok basit, ekonomik. Kendi ürünümüz, kendi tarlamızdan çıkan bir ürün. Maliyeti sıfır. Benim otumu bir arkadaşım bitsin, alsın, sütü de, eti de, yünü de helali hoş olsun. Ama tek sorun burada üst yaprakları, alt yaprakları yedirmesin, benim bahçeme zarar vermesin. Şimdi bu şekilde bir anlayışla meralarımızın eski düzeni kalmadı. Artık mera diye bir kavramımız kalmadı. O zaman zeytinliklerin altlarındaki otları bu şekilde biçerek çok rahatlıkla yapabiliriz. Ve bugün mesela şimdi sürme yapıyoruz, toprağın tavını kaçırıyoruz. Maliyet, şimdi biz hep konuşuyoruz, pazarlamayı konuşacağız biraz sonra, evet. Ama hedeflerimizden bir tanesi şu, daha az maliyetle daha yüksek zeytin şeyi almamız lazım, verimliliği almamız lazım. Aynı ağaçta yaptığım uygulama sayısını düşürüp aynı ağaçtan aldığım zeytin kilogramını yükseltirsem, bakın Türkiye sadece %10 yükseltsin tüm tarım ürünlerinde, biz zaten ilk ondayız. Biz çok daha hızlı bir şekilde ileriye geçiş yaparız. Yani bizim tarımsal gelirlerimizle ilgili arttırabileceğimiz, yapabileceğimiz ciddi potansiyellerimiz var. Ve bunlardan bir tanesi de bu. Mesela köylerimizde tavuk kalmadı. Ya zeytinliklerin etrafı tel örgülü. Çevirelim. Oralarda tavuklu kanatlılar özellikle çok ciddi, hem tavuk yabancı ot tohumunu yiyerek hem de kazlar yabancı otları keserek çok güzel bizim yerimize mücadele ediyor. Ve kanatlı hayvancılığı da geliştirmiş oluruz. Daha sağlıklı hayvan almış oluruz. Sürüm yapmak hepimizin en kolayına geliyor. Herbisit attığımızda da doğayı kirletiyoruz. Yani sonuçta biz ne kadar az pestisit kullanırsak, tüm şey için konuşuyorum, ilaçlar için konuşuyorum. Ne kadar az ilaç atarsak o kadar az doğayı ve çevreyi kirletmiş oluruz. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Üreticilerimizin bunu yapması gerekiyor. Evet. Hocam şimdi şey yapalım. İsterseniz bu Tarım Bakanlığı'nın projesine geçelim mi? Bu çiçekleme sonrasıyla ilgili başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yapılması gereken. İsterseniz şeye girelim. Zeytin güvesini buraya alalım. Tamam. Zararlı hastalıklara bir bakalım. Ondan sonra şu an pamuklu bir, eğer hala nemli bölgelerimiz varsa olma ihtimali var ama işte yağan yağmurlar ve hava sıcaklıkları nedeniyle pamuklu bit bitmiş olabilir. Sap kurdu başlamış olabilir. Bu aralar uçuşları olabilir. Zeytin sineği şu ana kadar duymadık.
hani zeytin sineğinin de yakındır. Önümüzdeki bir 15-20 gün içerisinde yavaş yavaş biz zeytin sineğinin de uçmaya başladığını duyarız. İlçe tarımlar tuzak atıyorlar. Atılan tuzaklarda ilçe tarımdaki arkadaşlarımızın uyarılarını dikkate almaları gerekiyor. Zeytin güvesi eğer çiçekte zarar yaptıysa şimdi meyve dönüne geliyor artık. Zeytin güvesiyle ilgili de işte aynı anda şimdi zaten bunların üçü hep beraber çıkıyorlar. Sap kurdu, zeytin güvesi ve zeytin sineği yaklaşık aynı şeylerde. Atılan ilaçlar da birbirlerinin muadilleri. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hava tekrar bir serinleyecek. Ondan sonra tekrar ısınacak. Bu esnada yeniden ısınmaya geçtiğinde yani bir hafta sonra üreticilerimiz mutlaka arazilerini dolaşsınlar. Yerlere dökülen minik tane zeytinler var mı onlara bir baksınlar. Bir de iki senedir başımızın belası antraknoz hastalığı var. Evet. Zeytinin dalında kuruma hastalığı. Böyle kahverengi bir kuruma yapar. Antraknoz. Bakırlı preparatlar kısmen iyi gelse de yapmamız gereken şeydir, kükürttür. Kükürtle mücadele etmemiz gerekiyor. Pardon. Kükürt kullanmaları gerekiyor ama kükürtün zamanı da geçti. Antraknozla da mücadele edemezler. Şu an yapacakları çok fazla bir şey yok. Şeyi beklememiz gerekiyor. Sonbaharı beklememiz gerekiyor. Umarım sonbaharda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyreder ve nem daha düşük olur. Geçen sene birçok bahçede antraknoz gizli bir şekilde zeytinin içindeydi. Asitliğin yükselme sebebidir. Ve zeytindeki asitlik yükseldiği zaman bir zaten bu taraftan kalite kaybı ayrıca iyi zeytinyağlarında yani daha düşük asitli zeytinyağlarında da duysal kusur yaptı antraknoz hastalığı. Hani biz bunu geçen sene çok daha fazlasını gördük, mücadele edemedik. Önümüzdeki gelen sezonda iklim eğer lehinde olursa antraknozun biz çok daha büyük bir vurgun yiyebiliriz antraknoz hastalığından. Bu yüzden de lütfen hep siz de uyarın, biz de uyaralım. Özellikle Eylül-Ekim aylarında ağaçlarda tanelerdeki yumuşaklık ve çürüme, iç çürümesiyle anlaşılıyor bu. Tanelerin içini açacağız, çekirdek etrafında çürüklük var mı? Mesela şeyle mücadele ettik, sinekle mücadele ettik. Evet, asitliğimiz neredeyse 0-2-0-3'e geldi erken hasatlarla. Güveyle mücadele ettik dalında ama antraknozu görmediğimiz için biz bunu en son yağ haline alıyoruz. Ve en kötü tarafı da o. Ne yapmak lazım hocam o süreçte? İşte o süreç geçmiş oluyor artık. Yani yapacağımız şey kış aylarında üreticilerimiz son yıllarda şeye çok önemsediler. Gülleci bulamacı. Gülleci bulamacı kükürt muadili bir ilaçtır. İçinde kükürt ve şeyi karıştırıyorsunuz, kireci karıştırıyorsunuz. Bu atan üreticilerimizin bir kısmında gerçekten şey yaptı. Ama çiçeklerin yananları da oldu hocam. Yani güllacıyla ilgili işte çok menfi şeyler de geldi. Zamanı, günü, zamanı, dozu bunlar hepsi ayrı ayrı konuşulacak. Evet. Gülleci bulamacının içindeki etken madde kükürttür. Kükürt bu hastalığa iyi gelir. Eskiden toz kükürt kullanırdık. Yani bunun şeyi geçtiğimiz şey döneminde 80'li yıllarda bu vardı. Şimdi yavaş yavaş biz böyle sıvı kükürtleri falan da görüyoruz. Bazı sıvı kükürtlerin de bu mevsimde atıldığı söyleniyor. Ben çok şey yapamam, hani güvenemem ama şey kısmında özellikle hasattan sonra bakırı ve kükürtü özellikle antraknoz olan, halkalı leke olan arkadaşların kükür ve bakırtı artık çaprazlama atmak zorunda. Yani bugün bakır atacaklar, aradan bir 15-20 gün, bir ay geçecek, kükürt atacaklar. Her iki hastalığı da baskı altına almak durumundalar. Bölgelerde özellikle zeytin sineği bizim körfez açısından çok ciddi pandemi yapıyor. 200 sene önce şey yapmıştı, çok ciddi hasar vermiştik. Geçen sene havadan ilaçlama yapılmadı. Bu sene de havadan ilaçlamayla ilgili henüz bir bilgimiz yok. Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Umarım hem havadan ilaçlama gerektirmeyecek bir iklim olur, zeytin sineği hiç çıkmaz, hem de biz sağlıklı zeytinden yeriz. Peki hocam, pazarlamaya geçeceğiz ama gelen bir iki soru var, onları da bir konuşalım. Özellikle bu budama ve işte hastalıklı dalların, işte halkalı leke veya kanser olmuş dallarının atıklarının bahçede bırakılıp veya dışarı alınması ile ilgili, mesela otla ilgili az önce de söylediniz.
İşte bu eğer bir hastalık varsa bu otun dışarı mı çıkarılması lazım? Budama yapılan dalların ne yapılması lazım? Çünkü biz mesela fındıkta da aynı problemi yaşadık. Fındıkta hastalıklı dalları üreticimiz buduyor veya kesiyor, bahçede bırakıyor. Evet. Dolayısıyla onlarla bir konuşalım hocam. O da önemli bir konu isterseniz. Evet. Güzel bir konu. Çok güzel soru. Valla kim sorduysa. Şimdi şunu yapacağız. Hasattan sonra bakıra bordo bulamacı. Burada hasattan sonra kışa girerken bordo bulamacı çok önemli. Üreticilerimiz o bordo bulamacını atmalılar. Gerçekten bordoyu, yani kireçle karışım olanı ve zamanında atmalılar. 14-18 derece arasında. Eğer onu atarlarsa, ağacı güzelce kaplarlarsa hastalık şeyin içinde, bordo bulamacının içerisinde kalıyor. Hasadı yaptık, budamayı yaptık. Dal parçalama makineleri var. Dal parçalama makinalarıyla arazinin içinde bunları parçaladık. Eğer kendimize güvenemiyorsak, çok hastalık varsa o zaman o hastalıklar yerden yukarıya tekrar yükseliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bu hastalıklı dalları yakmamız gerekiyor. O zaman o sene, yani hastalıksız dalları biz yere bırakmalıyız. Hastalıklı dalları yaktıktan sonra ikinci sene artık güzelce mücadele ettikten sonra hastalıksız olanları, dalları yere parçalama, dal parçalama makinalarıyla parçalayıp yayabilirsek eğer mükemmel olur. Değilse şöyle bir tehlike de var. Mesela benim bileğim gibi dallar bir yerde kalıyor. Buraya tahta kuruları veya ağaç sarı kurtları gibi kurtlar gelip içeriye yerleşirlerse bunlar daha sonra buradan yuvadan çıktıktan sonra bana gelme ihtimalleri, yani sağlam ağaca bulaşı yapma ihtimalleri var. O yüzden de çok böyle büyük dalları bırakmamamız lazım. Daha ince ve parçalanmış bir şekilde toprağın üzerine yayarsak aynı hem yabancı otların çıkışını engelleriz. Yabancı otların parçalandığı için de topraktaki mikroorganizmayı ve organik maddeyi arttırmış oluruz. Böyle yapabilirsek eğer çok daha güzel olur. Ama tırnak içinde söylüyorum, ilk sene belki hastalıkla mücadele edip ertesi sene dalları toprağa yaymakta yarar var. Evet. Peki hocam bu özellikle halkalı lekeyle ilgili gelen sorular var ama onları genel manada cevapladık. Sürede geçiyor, bu pazarlamaya geçelim. Burada bir izleyicimizden gelen bir soru da var pazarlamayla ilgili. Ben onu da okuyayım. Şuradan sistemi açabilirsek arkadaşlar. Evet. Şimdi bir izleyicimiz şunu söylemiş. Sayın Köy TV yöneticileri, ben Kilis Musa Beyli'de yaşıyorum. Aynı zamanda zeytin üreticisiyim. Emekli maaşımı zeytinle masraf ediyorum. 2-3 ton zeytinyağı kazanıyorum. Ayağımı satmaya, pazara bulamıyorum. Devletin bu konuda bize yardımcı olursa üretimimizi daha ileri götürebiliriz. Sizler de biz üreticilere yardımınızı bekliyoruz demiş Halil Bey. Tabii bizim yardımımız sizin bu görüşünüzü ekrana getirmek olacak. Şimdi Tarım Bakanlığı biliyorsunuz bu dijital pazarlama ile ilgili bir sunum yaptı, bir açıklama yaptı. Burada zeytin ve zeytinyağı ile ilgili neler var? Sizden alalım hocam. Şimdi geçen hafta çok güzel bir dijital pazarlama şeyine girdik. Hakikaten de buna ihtiyacı vardı bu ülkenin. Yani mesela şu sorun, başka bir sektörden örnek vereceğim. Bizim bölgemizde Havran'da mandalincilik de var. Mandalin dalında kestiğiniz zaman 50 kuruş lira. İstanbul'a, Kocaeli'ne yola çıktık arkadaşlarımızla. Kocaeli'ne girişte aynı Havran mandalini 10 TL. Şimdi 50 kuruşla 10 TL arası çok ciddi bir rakamdır. 50 kuruştan herkes 50 kuruş kazanabilir. Burada aracılar var. Ama benim üreticimin tüm malı, bir sene baktığı mal 50 kuruş. Bu bir bana göre haksız kazanç. Yani buradaki olay şu. Yani siz gözüne bakıyorsunuz mandalinin ki bu mandalinin de bu sene mesela sıcaktan ciddi etkilendi. Mesela benim bu sene mandalinim yok. Geçen sene benden 50 kuruş aldın. Ben bu sene açım, ne yapacağım? Ama İstanbul'daki o satıcı, haldeki satıcı dünyanın herhangi bir yerinden mandalini getirip tekrar satabilir. Böyle bir problem yaşıyoruz. Yani bunun çözümü devletin denetim mekanizmasında. Kim kaç para kazanıyorsa buna göre yapılanması gerekiyor ve aracıların aradan kalkması lazım. Bu dijital pazarlama zaten bu yüzden önemli. Yani biz dijital pazarlamayı Tarım Bakanlığı'nın yapması, özellikle bizim zaten üreticimiz şu an daha yeni yeni Facebook kullanıyor. Akıllı telefonlara yeni geçti. Bizim en zayıf olduğumuz alan, üstüne üstelik köylerimizin ortalama yaşı da artık çok yaşlı.
50 yaşın 40 yaşın altında çiftçi kalmadı köylerde. Bu da ciddi anlamda pazarlamayı daha bizde şey yapıyor. Ve şimdi zeytin üreticisine bakıyorsunuz. Bugün bahçesinde işte budama yapıyor. Ertesi gün ilaçlamasını yapıyor. Daha ertesi gün eline çantasını almış, yağ numunesini almış, pazara çıkmış. Şimdi bu çok birbirinden farklı alanlar. Yani ben aynı anda hem çiftçinin pazarlamasını bekleyeceğim, hem üreticiden iyi bir şekilde sağlıklı bitki yetiştirmesini bekleyeceğim. Evet, bakanlık bu konuya el attı. Çok da basit bir şekilde e-devlet şifrenizle giriyorsunuz. Dijital pazarlama işte bakanlığın sitesine üye oluyorsunuz. Veya bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Kooperatifler vasıtasıyla. Benim ülkemde kooperatifçilik ne hikmetse %100 çalışma. Evet, çok güzel kooperatiflerimiz var. Marka adı verebiliyor muyum bilmiyorum ama vatandaşın... Verebilirsiniz hocam, sıkıntı yok. Örnekleri hani verebilirim. Işte, Torku mesela, yani Konya Şeker Kooperatiflerinin hastasıyım. Yani bir Hollanda gibi ciddi bir çalışıyor yani, sürekli tarım ürünleri üretiyor adamlar. Bir başarı hikayesi var. Bir başarı hikayesi var. Yaşanmış. Yani bunun arkasında durmak gerekiyor. İzmir'de Tresüt'ü örnek verebiliyoruz. Yani bunlar gerçekten çok güzel ve artık yani öyle bir hale geldi ki üretici de tüketici de herkes çok memnun. Alan da memnun, satan da memnun. İşte biz böyle bir yapıyı kullanmak ve kurgulamak istiyoruz. Afyon il sınırından Konya'ya girdikten sonra her ağacın altında damlama var ve bunların altına Torku imza atmış. Demek ki hem sosyal anlamda yani ağaçlandırma yapıyor, hem öbür tarafından çiftçiyi mutlu ediyor. Biz bu tipte yapıları, işte Konya'da Torku örneği, Antep'te, Kilis'te, orada bir başka, Balıkesir'de, Edremit'te bir başka. Biz bu kooperatifçiliğin sayısını arttırabilirsek, belki bu dijital pazarlama platformuna bile ihtiyacımız kalmayacak. Veya gerçekten uluslararası arenada bizim çok güzel pazarlama şeylerimiz var, adamlarımız var. Artık yeter, ben bu kadar para kazandım, döneyim, ülkeme hizmet edeyim. En zayıf sektörlerden bir tanesi tarımdır. Ben bütün kazandığım para bana yetecek, ben hiçbir şey istemiyorum. Buradaki çiftçileri örgütleyeceğim ve bunun pazarlamasını yurt dışına yapacağım. Bu da çok önemli. Bizim yurt dışı ayağımız da çok zayıf. Bakın, bizim ürünlerimizi alıp başkaları götürüyorlar ve satıyorlar. Biz zeytinyağında bunun önüne hasbelkader geçiyoruz. Yani dökme satışı yani yapılıyor ama o anlamda dökme satışında karşı çıkıyoruz. İşte limonla ilgili, limonu keşke biz pazarlasaydık. Limonun çok ciddi bir pazarı var. Şimdi bizim zeytin üreticimizin yapması gereken, ki bizim gelir seviyemiz de diğer üreticilerden daha düşüktür. Bir narenciye bizden daha iyi gelir alır. Bir pamukçu, bir mısırcı. Zeytin üreticisi emek yoğun çalışır ama baktığınız zaman da hani pahalı da bir üründür. Yani zeytinyağı şu an kilosu 25 lira. Yani bunun pahalı olması bu anlamda katma değerin daha çok artacağının da işaretidir aslında. Bu da bir fırsattır bizler için. Üreticilerimiz işte mümkünse önce kendi mahallelerinde, bir köylerinde örgütlülük, pazara. Ondan sonra diğerlerine. Şimdi semt pazarlarımız var. Semt pazarlarımızda üreticilerimiz mi satıyor? Hale gidiyoruz. Hallerde üreticilerimiz mi var? İşte bu aracıları, bu sistemde bir kırılma yapmamız gerekiyor. Onu ne benim gücüm yeter, ne Köy TV olarak sizin gücünüz yeter. O üreticilerimiz ve hep birlikte aslında bunu konuşarak, şu an bakanlığın bu projesi belki de bu yüzden. Şey, bir ara tanzim satışlar vardı. Direkt üreticiden alacağız. Belediyeler de yaptı bunu. Direkt üreticiden alacağız, kooperatiflerden alacağız diye. Bu önemli. Son yıllarda şehirlerde tüketim kooperatifleri kuruldu. Bu da önemli. Yani gidiyorsunuz tüketim kooperatiflerinden alıyorsunuz. Tarım kredi kooperatifleri yine aynı şekilde daha şey yapmaya başladı. Bu benim açımdan da önemli, tüketici açısından. Ama dediğim gibi mandalini benden 50 kuruşa alınmasın. Ben mandalinde tatmin olduğum bir rakam alayım. 10 liraya da tüketici yemesin. O tüketiciye de yazık. Yani o da insan evladı, o da para kazanıyor. Onun da şeyini, yani gelirinin bir kısmını gıdada düşürmek gerekiyor. Gıda enflasyonuna sebep olacağız. Aksi takdirde bu pazarlama işini çözemezsek. Ve köylü kentli yapımızda da bir bozukluk yaşamaya başladık. Son yıllardaki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu oldu. Yani köylerimizle kentlerimiz yer değiştirmeye başladı ki şu an
her gün Edremit'e işte ben şu köyüne gideceğim, bu köyüne gideceğim diye insanlar gelmeye başladı. İnsanlar gelsin köylere ama köye geldiğinde tavuk yetiştirsin, köylünün tavuğuna karışmasın, gelsin üretime katılsın. Bu bizim açımızdan çok daha önemli olacak. Peki hocam şey de ilave edeyim ben burada. Tabii siz güzel konulara değindiniz. Özellikle pazarlamayla ilgili tabii şöyle bir problem var. Sadece bu bizim hayvancılıkta da böyle, tarımda da böyle. Domates 50 kuruşa üretiliyor. Patates mesela. Geçen bir bu Mısır'dan patates getirdi Türkiye pandemi döneminde. Orada ben gerçekten yıllarca sektörün içinde olan bir dostum aradım. Abi dedim, patatesin çiftçi sattığı fiyat ne? Dedi ki Cemil 0.95 kuruş çiftçiye maliyeti, çiftçi 1.25'e satıyor patatesi. Yani verileri de var bende. 6 liraydı o zaman pazarda. Dediler ki bizim ithalatı çok seven yöneticilerimiz, ya biz bir patates getirelim de bu rakama şeye çekelim. Şimdi değerli dostlar burada, şimdi o aradaki arkadaşlarla da görüştüm. Çiftçiden alındıktan sonra pazarda tezgaha gelene kadar 4 defa KDV biniyor. Yani %18, %18, %18 ve %8 neyse. Yani orada arada bir sürü aracılar var. Aslında bu proje olursa, yani direkt üreticiden tüketiciye bu olay planlanır ve pazarlanırsa hem çiftçi para kazanır hem de üretici para kazanır. Bir de hocam biz zeytinyağı ile ilgili. Şimdi biz Köy TV olarak birçok konuda kamusal spotlar yaptık. Buzalar ölmesin, kuzular ölmesin, sütümüze sahip çıkalım. Birçoğunda başardık. Bu özellikle zeytinyağı kullanımı ile ilgili biliyorsunuz bize işte bu Marshall yardımlarıyla maalesef daha dayatılan bir yağ algısı var. İşte bir marka adı altında, marka söylemeyelim. Yıllarca ya zeytinyağından siz uzak durun türünde bir algı vardı. Aslında burada yani siz de bir öndersiniz, siz bu işi başlatırsanız biz medya ayağında varız. Bir kamu spotu hazırlayalım hocam. Bir tamam. Zeytinyağı ile ilgili. Zeytinyağı ile ilgili kamu spotunun donelerini sizin için hazırlayayım. Görselleri de birlikte ben Bursa'ya gelip Köy TV'nin içerisinde arkadaşlarla beraber oradan güzel bir kamu spotu hazırlayalım. Burada aklımı yani tek başıma yetemeyebilirim. Bana destek vermek isteyen, şöyle de bir şey yapmak isteyen kim varsa ister sizin aracılığınızda ister benim aracılığımda mutlaka şey yapsınlar. Bu çok güzel bir şey Cemil Bey. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir programın en güzel çıktısı bu oldu benim açımdan. Evet. Eyvallah. Çünkü hocam bu çok önemli. Yani yani hem sağlığımız için hem de burada siz de bahsettiniz. Şimdi şöyle bir şey. Bizim bazı üretilen ürünlerimiz mesela fındık ortalama 15-20 lira. Ama çikolata yaptığınız zaman 60-70 lira. İşte zeytinin öyle. Burada zeytinyağıya dönmesi hem çiftçiye de para kazandırır hem de sağlık olarak bizim. Ben mesela çok şükür 5 yıldır evimde zeytinyağdan, Hüseyin abiye de teşekkür edelim. O yalarımızı gönderiyor. Zeytinyağdan başka bir şey kullanmıyoruz. Peki hocam zeytinyağı ve zeytinyağı sektörüyle ilgili başka uyarılarınız neler? Neler yapılması lazım? Onu da dinleyelim. Son 5 dakika mı arkadaşlar? Son 5 dakikamız evet. Evet hocam. Tamam. Son bir hafta 10 gündür Facebook gruplarındayım ben de. Siz de Facebook gruplarındasınızdır. Soru cevaplar oluyor orada. İnanılmaz bir kirli bilgi var. Evet. Ben diğer sektörlerde de var olduğuna inanıyorum. Kendi sektörümden biliyorum. Her yerde var hocam. Her yerde evet. Klavye delikanlıları var hocam. Üreticilerimiz doğru bilgiyi bir üniversitelerden, biz bu yüzden varız. Türkiye'deki üniversiteler size bilgi aktarmak için var. İki, ilçe tarım müdürlükleri. Oradaki doğru arkadaşımıza gideceksiniz. Şimdi siz veteriner arkadaşıma gidip zeytin sineğini veya işte bitki korumacı arkadaşıma gidip koyununla ilgili bir soruyu sormayacaksınız. Doğru, ilgili arkadaşınıza gidip doğru noktada doğru soruyu sorduğunuzda zaten siz şey alırsınız. Mesela hocam bugün, bir soru var. Bunu sormam lazım. Bu önemli. Sözünüzü kestim de devam edin. Bir izleyicimiz şunu sormuş. Aynı bahçede bakımı tam yapıldığı halde yarısında ürün var, yarısında yok. Sebebi ne olabilir demiş. Mersin Tarsus'tan bir izleyicimiz. Çeşit farklı var. Olabilir mi? Çeşidi bilmiyorum. Çeşitle ilişkili bir farklılık olabilir mi? Aynı çeşit herhalde hocam. Aynı bahçe diyor ama. Döneyle ilgili bir sorun olabilir mi? Doğu batı yönleri. Şu şekilde eğim farklı olabilir mi? Çünkü eğim farklılıkları da sıcağı şeyini etkisini değiştirir. Güneşe bakış açıları etkisini değiştirir. Kullandığı şeyde yani ilaç atma döneminde
ilaç atarken, kullanırken işte traktörle yavaş gitmesi, hızlı gitmesi aynı mevkide, yani mevkisel farklılıklarda. Mesela bir arkadaşımın bir tane ağacının sadece batı tarafında bir yanma vardı. Sebebi traktör manevra yaparken ilaçlama makinesini kapatmaması. Aynı yere daha fazla ilaç gelmesi. Bu tipte etkiler olabilir. Bahçeyi görmeden şey yapamam. Sizin aracılığınız da olabilir. Bana da direkt cepten bahçenin fotoğraflarını ve konumlarını gönderebilirlerse ve daha çok fotoğraf çekerlerse biz yardımcı olmaya çalışırız uzaktan. Ama ihtimalleri konuşuyoruz. Yerinde tespit amacıyla işte o görsel şeylere ihtiyacımız var. Bir izleyicimiz de hocam zeytin elekleri denetlenmeli demiş. Ya onu aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim dışında bu Hüseyin abi ve İbrahim abiyle bir programda bunu konuşmak, elek ve elektrikle ilgili, Hüseyin abinin hem üretici tarafı var hem pazarlama tarafı var. Hüseyin abi ve İbrahim abiyle bunu bir programda 15-20 dakika bir tartışmamız lazım. Konuşalım hocam, en kısa zamanda onu yapalım. Yani 1-2 hafta lütfen. İçinde yapalım inşallah. İnşallah bunu konuşursak elektrikle ilgili. Şimdi ben elektrikçi arkadaşlarımın emeğine karşı çıkmıyorum. Herhangi bir şey söylemiyorum. Ama o programda daha rahat donelerle ve ben size tablolar hazırlayayım. Tablolarınızı da arkadaşlarım buradan yayınlasınlar elektrikle ilgili. O esnada konuşalım. Çok daha iyi olur. Çok güzel bir noktaya parmak basmışlar. Ben de notlarımın içerisine alayım onu. Çok evet. Daha iyi olur arkadaşlarımıza. Bir de hocam haksız rekabette sebep olan tahşişli ürünler konusunda hocam değinir mi diye bir izleyicimiz yazmış. Biz Onur Bey'le geçen hafta 8,5 dakika konuşmuşuz. Sizin programınız YouTube'da var. 8,5 dakika ben artık hani bayağı beddua etmişim adamlara. Yani şimdi o yüzden de karışık yağcılıktan nefret ediyorum. Varsa bildikleri şurada, ben şikayet edemiyorum, siz edin, ben ederim. Benim ekmeğimle oynuyorlar, benim sağlığımla oynuyorlar. Şimdi Türkiye'de o kadar çok problem var ki hani tek tek böyle üzerinden gitmemiz gerekiyor ama bu karışık yağcılıkla ilgili yakın zamanda yeni gelişmeler duyacaksınız. Başlattık, altyapısını hazırlıyoruz. Size de televizyondan söyleriz. Peki hocam, son bir dakikamız, ne söylesiniz hocam? Evet, işte bu kirli bilgilere inanmasın arkadaşlarımız, ilçe tarımlara, üniversitelere, Facebook'ta her gördüklerini, her duyduklarını, orada da şöyle bir şey var. Mesela işte güllacı bulamacını çiçekten sonra atayım mı diye sormuş bir arkadaşım. Neler yazılmış böyle alt alta, her birine ayrı ayrı cevap, bizim onlara oturup cevap verme şansımız yok. Ama sizler aracılığıyla tek tek buradan söylüyoruz arkadaşlarımıza, Facebook gruplarına asla itibar etmesinler. Üniversiteler ve bakanlıklar veya orada hakikaten de yetkili arkadaşlarımız var. Doğru bilgiyi veren arkadaşlarım var. Adamın adı, soyadı, her şey belli. Onlara inanabilirler. Onlarla herhangi bir şeyimiz yok. Ama kirli bilgiye şey yapmasınlar. Köylülüğümüzden, çiftçiliğimizden asla vazgeçmeyelim. Topraklarımızı satmayalım, koruyalım. Ve yeniden eski köylü düzenine işte koyunumuzla, tavuğumuzla, kendi tavuğumuzla ama sanayi tip tavuk değil, kendi tavuğumuzla yeniden o günlere dönelim. Ülkemizi ne et ne de dışarıdan herhangi bir şekilde işte mısırdan patates dahil hiç kimseye muhtaç olmadan kendi ürettiğimizden devam edelim inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. İnşallah Cemil Bey. Kolaylıklar diliyorum size. Değerli dostlar, şu müjdeyi de verelim. Mücahit Hocam inşallah Zeytin Rehberi programıyla yakında Köy TV'de olacak. 15 günde bir dönüşümlü bir güzel bir program olacak. Zeytin sektörüyle ilgili, zeytinyağı sektörüyle ilgili. Köy TV biliyorsunuz kurulduğu tarihten bu tarafa tarım ve hayvancılıkta liyakat sahibi, işi bilen insanlarla yola çıktı, devam ediyor. Bu konuda hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayvancılıkta gerçekten çok güzel bir ekip oluştu. Yine ziraatta da inşallah Profesör Doktor Recep Kotan Hocam da başlıyor. Zaten Mehmet Zengin Hocam var. Yine Sonar Kazes Hocam da başlayacak. Gerçekten amacımız şu, bu hocalarımız tamamen bu işi gönül. Yani biz Mücahit Hocam da yüzü burada, bir arada bir para, bir mali hiçbir şey yok. Tamamen bu ülkenin değerlerine inandığı için. Biz de ekibi hocama buradan gönderiyorken o masrafı yönetim Köy TV ödüyor. O ekibin masrafını, bu yayının bir masrafı var, karşılıyor. Amacım şu değerli dostlar,
hocam da bahsetti. Çok kirli bilgi var. İnsanların emeği çalınıyor. Yazık, günah. Bunlara dur demek, doğrularla sizlere buluşturmak. Tekrar hocama teşekkür ediyorum. Hocam gibi insanların bu ülkede olması lazım. Çok teşekkür ediyorum. Biz de ayıran sürenin bu akşam sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.